Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İdris Usta nasılsın? İyiyim, iyiyim. Au! Au! Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İdris Usta iyi değiliz, sen gidiyorsun YouTube'dan. Sakın ha, moralini bozma, kafana da takma. Bir usta gider, bir usta gelir. Onu demek istedim. Ben de bu sabahtan beri kendimi gazetede arıyorum. Belki gazeteye çıkarım diye. Vallahi billahi ya. Bugün geldi bu gazete ha. Bakıyorum yani taze gazete. Burada yok. Burada da yokum. Burada da yokum. Burada da yok. Burada da yok. Ya hiçbir yerde gene yokum ya. Gene medya beni yazmamış ya. Memleketin en büyük sorunu işsizlik. Milyonlarca işsiz olan arkadaşlarımız ülkeden kaçan kaçana gidiyor. Ben işsizliğin önüne geçip İnsanlarımıza meslek öğretip kendi işlerini başlatmalarını sağlamak istiyorum. Güzel bir şey yapıyorum arkadaşlar. Güzel bir proje. Gene gazeteler, gene televizyonlar, gene haberler, gene benden bahsetmiyor. Benden, senden bahsetmiyorlar. Ben, sen fark etmiyor. Senden oluyor. Ondan demek istedim. Sorun sende, sorun bunlarda değil. İşte bunları biz böyle yaptık. Böyle gazeteleri aldık, öyle televizyonlara baktık. Abone olduk, yukarı çıkardık. Ondan sonra memleketimiz gidiyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Vuran vurana, kesen kesene gidiyor. Oh ya oh, ben de bir Kastamonlu çayımı içeyim. Salamlıyorum sizi. Kafanızda şapkadan başka bir şey takmayın. İdris Usta'nız işte bir ay daha böyle konuşurum, bağırırım. Ondan sonra kaybolur giderim. Hayat devam, yaşamak güzel. Onu demek istiyorum. Oh ya oh. Yemin ediyorum sana bir ev yıkama makinesi alacaksın, ev yıkacaksın Amerika'da. Günde 500 dolar, 1000 dolar para yaparsın ha. Acayip iş var, acayip business işleri var arkadaşlar. Köpek gibi çalışacaksın, adam gibi dans ederek harcayacaksın, krallığını ilan edeceksin. İşte ben size bunları hep YouTube'da meslek videolarımda göstermeyi, anlatmaya çalıştım. Hakiki bir usta, gemiden kaçan, işsizlik yüzünden kaçan. Niye kaçtım onları size göstermek istedim ama göt üstü yere oturdum. Onun için 2017'de İdris Usta gelin falan demeyin. Gelmiyorum. Püh. Gelmiyorum. Yeter bu kadar video. Allah Allah, beni kızdırma. Ama eline bir pankart alırsan İdris Usta YouTube'a geri gel. Herkes bir araya toplanır. Kendine bir lider seçer. Bütün mahallede köylüleri, çocukları alırsınız. İdris Usta geri gel. Kahrolsun medya. İdris Usta'mızı çıkarmadı. Vallahi billahi o zaman koşa koşa gelirim. Yoksa gelmeyeceğim oğlum. Yalnız başına kaldın. Artık senin derdini anlayan yok. Sana kim para yaptıracak, kim iş öğretecek, kim normal insanlığını gösterecek? İşte bendim. Gidiyorum, gidiyorum. Evde kaldım. Hazır yiyeceğim. Neyse, ustanız da idare edin. Boş ver. Hadi gel bakalım. Ha, şöyle. Hem tatil yapacağız, hem çalışacağız. İkisini size göstermek istedim arkadaşlar. Çalışmanın ayıbı yok. Bir de kendi işini başlattın mı acayip bir şekilde para yaparsınız. Bakınız şu evi mesela 500 dolara yıkadım. Gatarını da temizledim. Fiyatını da söyleyeyim ki bilin. Bir günde yıkadım bunu 8 saatte. Bakınız basıyorum şöyle. Sesini açayım. Neredesin? Şu başa alayım şunu şöyle. Şöyle başa alayım. Şimdi üstüne çıkaracağım. Size sorunun nereden... Şimdi arabamla geldim. Evin etrafında çok merdivenleri mi taşıyorum? Bak yine. Nasıl yıkandığını, nasıl engellendiğini, nasıl tertemiz olduğunu. Yani bugün İdris Usta Amerika'da size ev yıkayacağım. Ev. Hiç halı yıkamadın mı? Hiç bulaşık yıkamadın mı? Abicim ben de ev yıkıyorum. Ne yapayım? Neyse şu merdivenleri indireyim. Bugün İdris Usta ne yapacağını size göstersin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk İdris Usta, hoş bulduk. Şimdi İdris Usta ev yıkıyor, merdivenleri taşıyorum. Size iki laf ediyorum. Sakın üzülmeyin. Kendi işinizi başlatın. 3-4 tane merdiven alın. Günde 500 dolar, 1000 dolar nasıl para yaparsınız? Amerika'da evleri yıkarsınız arkadaşlar. O kadar çok ev var ki size anlatamam sana. Böyle yeşillikler evin etrafına dolanıyor. Ev yemyeşil oluyor. O yeşillikler iyi değil. Onun için Amerikalılar her 3 senede bir, 5 senede bir evinin dışını yıkatıyor. Nasıl arabanı yıkıyorsun, nasıl evin içindeki halıları yıkıyorsun, evin dışını da yıkıyorsunuz arkadaşlar. Amerikan evleri her 3 senede 5 sene arasında insanlar yıkatır. Toz gelir, yağmur yağıyor. Kuş sıçıyor, bok sıçıyor. Onun için bu işlerde acayip para var arkadaşlar. Size onu söylemeye, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu videoma gidin bakın. Ondan sonra İdris Usta'nız tatile gidiyor. Bakınız. Hazır mıyız?
Şimdi buradan buraya geliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bütün spreyleri yapıyorum. Bak yeşillikleri gördünüz mü? Bu yeşillikleri çıkartacağım. Burada da İdrisus'ta eski evimden çıkıyorum. Montgomery, New Jersey'deki evim bu arkadaşlar. Bu evi kiraya verdim, satmadım. Ev aynı yerde duruyor. Bak İdrisus'ta geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk İdrisus'ta. Nasılsın? Dersimiz tatile gitmek, eğlenmek, ruhumuzu dinlendirmek. İdrisus'ta sizi dünyanın en güzel yerleri... Meksika Cancun'a gidiyorum. Meksika Cancun'a getiriyorum. Arkadaşlar bakınız burada da çalışıyorum. Gördün mü? Şunun sesini kısayım burada. Eğleneceğiz. Abicim her zaman çalışılmaz. Ruhunu dinlendireceksin. Yoksa yandın. Heh. Şimdi bu arkadaşlar bu böyle bir deterjan gibi bu ilaç o yeşillikleri öldürüyor. Sprey yaptım onlara. Nalbur'a git söyle oradan sana veriyorlar. Hem de yumuşaltıyor. Nasıl elbise yıkıyorsun, deterjan atıyorsun, bulaşık yıkıyorsun, bulaşık deterjanı koyuyorsun. İşte bunların deterjanı da bu. Çamaşır suyu gibi içine dolduruyorum bidonun içine. Böyle sprey yapıyorum. Gördünüz mü şu yeşillikleri? Bakınız İdrisus da burada. Şu adama da bir tekme bir tokat attım. Bunu aşağı attım. Çok ileri geri konuşuyordu bu amcıkazdı. Gördün mü? Onu da size bir göstereyim. Oradan buraya geliyorum. Aynı zamanda İdrisus'tanız tatil yapıyor. İkisini bir arada bakacağız arkadaşlar. İşte gemiden atladım kaçtım. İş yoktu, güç yoktu. Bütün sülaleme bir siktir çektim. Kendi işimi başlatmaya başladım. İnsan gibi yaşamaya çalıştım arkadaşlar. Onu size gösteriyorum. Bakınız. İdrisus'ta konuşmaya başladı şimdi. Yeşil lekeleri ilk önce öldürüyor tamamen bir daha geri gelmesin diye. Ondan sonra çıkmasına yardım ediyor. Power başlar bunları. Bu adam da kendi işini başlatmış. Gözlük satıyor. Ondan bir gözlük aldım. İdrisus'ta diyor kendi işimi başlattığımda gözlük satıyorum. Günde $200 yapıyorum diyor. Meksika'da şu adam bak her tarafında gözlük. Bu kadın da çok iyi bir insan. Bu da kendi işini başlatmış bu kadın. Fabrika açmış arkadaşlar. İdrisus'a diyor gel diye fabrikamı boya dedi. Çok memnun oldum bunlara. Ben de dedim kendi işimi başlattım dedim. Ev yıkıyorum dedim. Boya yapıyorum dedim. Ben dedim Türk'üm dedim. Karadeniz'den dedim gemiye atladım kaçtın dedi. Ya dedi sen dedi ne biçim yaşıyorsun dedi İdrisus'a dedi. Ne alemsin ne adamsın. Beni çok beğendiler arkadaşlar gördün mü? İşte burada İdrisus'unuz bakınız. Dörlü banana monkey içkisini aldım. İçiyorum, geziyorum, hava alıyorum. Size diyorum ki çalışın, kendi işinizi başlatın. Kendi işinizin patronu olun. Kimseye güvenmeyin. Ananın, babanın, dedenin parasına hiç ola güvenme. Burada da İdrisus'unuz çalışıyor. Bak gördünüz mü? Merdivenleri koydum. Çamaşır suyu gibi ilacı sprey yapıyorum. Yeşillerin üzerine yumuşatsın diye. Kendi ismimi de yazdım arkadaşlar. İdrisus'unuz ev boyuyor. Hayat güzel, yaşamak güzel. Kendi işinizi başlatınız. İdrisus'unuz tatilde. Karadeniz'in Türkiye'nin bir numaralı ustası İdrisus'tunuz. Gördünüz mü? Bunlar beni çok sevdi. İdrisus'ta hoş geldin dedi. Senin gibi Türk her zaman kapımız açıktır. Meksika'ya her zaman gelebilirsin. Burası senin ülke. Burada kal bizim ustamız ol İdrisus'ta dedi. Yok yok dedim. Ben dedim Amerika'ya gideceğim dedim. Amerikalı oldum dedim. Bak bu da benim golf arabam. Golfçum geldi. İdrisus'ta hoş geldin. Nasılsın? Gelin şunu biraz açalım. Hemen dedim beni dedim bir gezdir dedim. Yani arkadaş canlısı insanlar. Bak arabam da hazır. Patron hadi tekme beni otelime getir hadi yallah. Hadi yallah dedim pezevenk dedim. Hemen dedi İdrisus'ta dedi akşam dedi gene çok kaçırmışsın. Evet dedim idare et dedim. İdrisus'unuzu bakınız İdrisus'unuz burada çalışıyor aynı zamanda. Hayat güzel yaşam güzel kendi işini başlat bok gibi para yapacaksınız arkadaşlar. Sakın ola üzülmeyin. Sakın ümidinizi yitirmeyin. İşte gerçek usta. Hiçbir şeyim yoktu hiçbir bokum yoktu. Güzel yaşamak istedim güzel yaşayacaksın. Çalışıp da artık ev alınmıyor. Arsa alınmıyor. Çalışıp da güzel yaşanıyor artık. Güzel, güzel yaşayacaksın. Bu dünyaya çivi çakmayacaksın. Kazandığının hissesini vereceksin. Kendine yeni bir alan açacaksın. Yeni bir hayat açacaksın. Krallığını ilan edeceksin. Onu demek istedim. Bak İdrisus'unuz nasıl çalışıyor. Gördün mü zavallı adam? Memleketini terk etti işsizlik yüzünden. Anası, babası, dedesi, dayısı bir tekme attı. Hiç kimsesi yoktu. Amerika'ya geldi. Kendi işimi başlattım. Onun bunun yanında çalıştığım hepsi üçkağıtçı. Bokçu, şucu mucu çıktı. Onlardan da fayda yok. Ondan sonra kendi işimi başlattım. Kendi biznes kartımı bastım. İdrisus'ta ot keser, ev yıkar, boya yapar, mutfak yapar. Her şeye girdim arkadaşlar. Hiçbir şeyden korkmayın. Her şeyi yaparsınız. Kafanıza şapkadan başka hiçbir şeyi takmayın. Bu kadın da İdrisus'ta diyor. Ya sen diyor ne biçim general kontraktörsün diyor. Çok memnun oldum seni tanıdığıma diyor. Yani diyor senin gibi diyor insanların buraya gelmesi bizi diyor gururlandırıyor İdrisus'ta diyor. Çok neşeli bir adamsın diyor. General kontraktörsün diyor. Çok memnun oldum diyor seninle diyor tanışmakla diyor. Bu da diyor öğretmen dans öğretmeni. Ben seni diyor çok sevdim İdrisus'ta diyor. Gitme diyor ne olur burada kal diyor. Vallahi bak beni de öptü kadın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakınız İdrisus'unuz gene çalışıyor burada. Zavallı usta ne yapsın? Bak size el salladım gördün mü? Hayat güzel, yaşamak güzel. Kafanıza bir şey takmayın oğlum. Bir gün gelecek sen de oynayacaksın. Kendi işini başlatacaksın.
İdris Usta kendi işine başladı. Bok gibi para yapıyor. En güzel ballarda, kırlarda oynuyor. Dans ediyor, içkisini içiyor, hacı kırık çığlıkları atıyor. Başlat işin oğlum. Ana baba yok, dede yok, kimse yok. Ne varsa sende var. Oynayacaksın, yıkılmayacaksın, ağlamaları bırakacaksın. Kendine geleceksin. Au au! Bakınız İdris Usta hala daha çalışıyor. Yaşam güzel, hayat güzel, kendi işini başlat. Onu demek istedim. Pezevenk. Nasıl? Ustanız nasıl oynuyor? Oo, abicim orada ben iki Amerikalı'yı bir Fransız'da tokat attım, içmeye başladım. Bakınız bunlar da benim arkadaşlarım. Bunların da fabrikaları var. Birisi Kanadalı, birisi Fransız, birisi İngiliz. Ben de Türklerde onların arasında nasıl içiyorum, eğleniyorum. Gördünüz mü? İşte kendi işini başlatınca öyle oluyor. Hayat güzel, yaşam güzel. İşte bu leylek seni getirdi arkadaşlar, onu diyorum. Seni leylek getirdi bak. Seni bu leylek getirdi. İdris Usta'nız yıkıyor. İdris Usta'nız çalışıyor. İdris Usta'nız ev yıkıyor. Bok gibi para yapıyor. Hayat güzel, yaşam güzel. Taksiyi çağırdım. İdris Usta'nız taksiyi çağırıyor şimdi. Yani İdris... Yes, yes. Bak adam gel gel diyor. Taksim geldi. İdris Usta'nız hala daha çalışıyor. Merdivenleri çıkartıyor. Yeşillikleri seviyor. Bok gibi para yapıyor. Evi yıkıyor. Görüyorsunuz. Hayat güzel. Kendi işini başlatmak güzel. Çalışmak güzel. Kendi işini başlatacaksın. Bakınız İdris Usta'nız nasıl çalışıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tıkır tıkır çalışıyor. Çalıştıktan sonra oh ya bir kahve içeyim dedim. Bir de osurayım dedim. Yaptığım işleri size bir gösteriyorum. Sakın ola üzülmeyin. Ev yıkamam diye bir tane power wash alın, suya takın onu, takır 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 çalıştınca suya dışarı atıyor, pressure gibi, ondan sonra bütün pisleri yıkıyor, halı yıkar gibi yıkacaksın, onu demek istiyorum. Üzülme. Bak şimdi burada İdris Usta'nızı nasıl karşılıyorlar? Buranın kralı oldum. İdris Usta nereye giderse herkes tarafından karşılanıyor. Ustalık kolay değil. Bir numaralı ustası. Bir numaralı ustası benim. Burada ilan ediyorum. Ustalığımı ilan ettim burada. Bak adamlar hemen karşıma çıktı. Hemen hoş geldin dedi İdris Usta dedi. Bak ustanıza nasıl karşılanıyorlar. Karazan'ın bir numaralı ustası benim. İlan ettim. Giresun'un, Kastamonu'nun, Rize'nin, Trabzon'un, Zonguldak'ın bir numaralı ustasıyla konuşuyorsunuz. Karadeniz'in bir numaralı ustası. Babası, dedesi, dayısı, amcası inşaattan kovdu. Kendine yeni bir hayat kurdu. İdris Usta'nız. İdris Usta'nız yürüyor. Bakınız taksiyle geldim. Şuna bir bakalım ne diyor. Arkadaşlarım arıyor böyle. Gördünüz mü? Hepinizi seviyorum, sayıyorum, hayranlarım. Kendine gel oğlum, manyak mısın ya? Şuna bir bakayım. Taksi. Neyse arkadaşlar, şöyle bir gidin, bir hava alın, bir de relax yapayım, relax. Görüşmek üzere. Şu arkadaşımız beni Show TV'ye çıkarmak istiyor, şu arkadaşımız. Arkadaşlar gördünüz mü? Şunu böyle şey yapayım. Şu arkadaşımız. İdris Usta diyor, ben diyor Amerika'ya geleceğim de iki tane ev alacağım diyor. Meslek videoları yapacağım diyor. YouTube'daki videolarını satacağım diyor. Milyon dolar yapacağız. Taylandolu diye bir arkadaşım. Kaç yaşındasın dedim. İdris Usta dedi 17 yaşındayım. Ulan dedim helal olsun sana dedim. Bayağı sende bir kafa varmış dedim. Sen dedim 2 milyon dolar para mı getireceksin dedim. Evet dedi 2 milyon dolar parayla geliyorum dedi. Ulan dedim fazla kaçırma. Azat da civciler yesin biraz, onu demek istedim. İdris Usta'nız da dalga geçmeyin. Hazır yiyiciler. Bak şimdi bu da bir kadın, iş adamı kadın. Bu da golf oynamaya gidiyor. Benimle golf oynadı. Beni yendi. İki tokat attı bana bu karı. İdris Usta nereden çıktın geldin diyor. Sana ne dedim? İdris Usta'nız bakınız burada çalışıyor. Diyor ki size üzülmeyin diyor hayranlarım diyor. Kendi işinizle başlatın diyor. Artık diyor hazır yiyecilikten çıkın diyor. Sonra da bir şapka alırsınız. Kafanızda şapkadan başa bir şey takmayın diyor. Bakınız şapka büyüdü şu anda. Gördünüz mü? Şapkayı takıyorum. Nasıl, beğendin mi şapkayı? Nasıl? Hadi şuna bakalım. Ne şapkalar yapıyor şu Meksikalılara bak ya. Nasıl, beğendiniz mi bunu? Nasıl abi, beğendin mi? Beğendim İdris Usta. Hoş bulduk. Pezevenk. İdris Usta'nız tatilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet, kendi işini başlatan İdris Usta artık üzülmüyor. Çantamı aldım, Meksika'ya gidiyorum. Cancun'a gidiyorum. Bakınız İdris Usta şu anda beton yıkıyor. Pislikleri yıkıyor. Amerikalıların evini yıkıyor. Kendi işini başlatmış. İdris Usta nasıl iş yapacaksın? Nasıl kendi işini başlatacaksın? Nasıl bok gibi para yapacaksın? Nasıl adam gibi yaşayacaksın? Dans edeceksin? Onları sizlere anlatıyorum, gösteriyorum arkadaşlar. Sakın üzülmeyin. Ne yap ne et, onun bunun yanında, onun buna bir siktir et. Kendi işini başlat biraz önce. Bok gibi para yapacaksınız. İşte bunu ilk sefer ben yaptım İdris Usta. Bütün işsiz olan arkadaşlarıma, medyaya seslendim. Televizyonlara seslendim. Her
yeri aradım. Yardım etmek istiyorum. İnsanlara kendi işini başlatmalarını göstermek istiyorum. Gerçek hayatı anlatmak istiyorum. Her yerden siktir yedi İdris Usta'nız. İdris Usta'nız gene sizi bırakmadı. Gene size meslek videoları yaptı. Gene sizi hurricane'den çıkarmak istedi. Gene dünyayı size tanıtmak istedi. Sonra get üstü yere oturdum. Kimse beni dinlemedi. Gördünüz mü? Burada ne oldu? Durdu. Şöyle biraz. Arkadaşlar gördünüz mü? Heh. Yani bu kedi hoşunuza giderse durdu. İdris Usta'ya yazın. Şimdi bakalım İdris Usta'nız ne diyor? Açalım sesini. Döndüğümde size bir tane order yaparım. Evinize güzel bir kedi alırsınız. Kahve içiyor İdris Usta'nız, yoruldu şimdi. Şöyle kahve içiyorum. Bakın o betonu yıkadım arkadaşlar. Bu evin sahibi çok memnun oldu. Ya İdris Usta dedi, karım dedi beni evden dışarı atacaktı. İyi ki geldin, evimi yıkadın dedi. Vallahi dedim iyi ki beni aradın dedim. Ben de senin sayende bok gibi para yaptım dedim. Bakınız İdris Usta'nız çalışıyor, gördünüz mü? Arkadaşlar sakın üzülmeyin. Çalışmanın ayıbı yok. Ne yaparsanız yapın. İdris Usta her yaptığını söylüyor. Makineyi çalıştırıyorum şimdi. Bakınız. Hemen makineyi çalıştırdı İdris Usta'nız. İdris Usta'nız beton yıkıyor şu anda, gördünüz mü? Burada da İdris Usta'nız tatilde size iki laf ediyor. Su içiyor. Bak şelaleden su içiyorum. Oh ya. Ama çok temiz bir su ya. Bak gördünüz mü? Bak burada da İdris Usta'nız beton yıkamaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir makine alacaksın. Bok gibi para yapacaksın. Bok. İdris Usta'nız tatilde. Tatile devam. Burada restoranta gittim. Bu kadın beni karşıladı. Çok iyi bir kadın. Burada kendi biznesini başlatmış, Meksikan restoranı açtı. İdris Usta diyor, bir kamyon adam yollarım sana diyor. Ot keserler diyor, küpük boku temizlerler diyor, boya yaparlar. Faruk Usta'yı da yollarım diyor, bir kamyon adam diyor bu kadın. Vallahi çok memnun oldum dedim. Şu restoranı açtım İdris Usta diyor, bir anda diyor kendi işimi başlatınca diyor $1,000,000 Meksikan parası pezote kazanmaya başladım diyor. Artık Meksikan parası neyse. Gördün mü de İdris Usta diyor, tonlarca diyor yemek çıkartıyorum diyor. Sen diyor tonlarca iş yapıyorsun diyor. Ben de diyor her çeşit alanda diyor yemek çıkartıyorum diyor. Kadın olarak diyor kendi işimi başlattım diyor. Vallahi çok güzel de yemek yapıyor. İdris Usta'nız aynı zamanda gene çalışıyor. Gördünüz mü? Hayat güzel, yaşamak güzel, artık üzülme. Kendi işini başlat biraz önce, onu demek istedim. Şimdi ne oldu? Eğlenmenin zamanı. Yok onu alamıyorum, yok şunu alamıyorum, yok o pahalı, yok ayıp işini getiremiyorum, yok kasaba uğramıyorum. Bu laflar artık bitir abicim. Yani kasaba ekmek alamıyorsun. Eğlenmenin zamanı. Yok onu alam. Şimdi et yiyemiyorsun, koltuk alamıyorsun, araba alamıyorsun. Neden alamıyorsun? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi işini yapamadığın için. Bir yere gidiyorsun, bir ay çalışıyorsun. Ulan aldığın paraya bakıyorsun, İdris Usta'nın kahve parası. Niye çalışıyorsun? O zaman alamazsın, et bile yiyemezsin. Onu anlatmaya, söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendi işinizi başlatın. Ben size diyorum ki kahve parası İdris Usta'nızın, aldığınız para İdris Usta'nızın kahve parası. Hala da gözünüzü kapatmışlar. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz, bilemiyorsunuz. Gördünüz mü? Ya sen deli misin desin, kendi işini başlatacaksın. Şöyle de bir at alacaksın. Gördün mü? Bunlar işte Meksikan Kızılderili. Şu Kızılderili şu adam, şu da kadın. Gördün mü? Vallahi billahi şu ata bineyim dedi. At beni yukarıdan aşağı attı. Göt üstü yere oturdum. Korktum, bir daha binmedim şu ata. Gördünüz mü? Vallahi billahi ne atlar var ya. İşte bunlar hep Kızılderili binip beyaz adamların kafasını kesiyorlarmış arkadaşlar. Ondan sonra gel şöyle biraz daha dön. Şuraya gelelim şimdi. İdris Usta'nız çalışıyor. Neredesin? Durdu. Açayım şunu. Öğrendikçe başkalarına öğrettiğim zaman o kadar gurur duyuyorum. Çünkü o kadar çok arkadaşımız var ki artık bir yerlere gidip de birilerin yanında çalışmak istemiyor. Kendi işini başlatmak istiyor. Gördünüz mü? Parasız. Kendi işini başlatmanın en güzel yolu bu yollar. Para koymuyorsun abicim. Yani sanatını koyuyorsun. Evet. Sanatını. Onu size söylüyorum arkadaşlar. Sanatla para yapıyorsun. Şimdi evi geziyoruz. Bak nasıl yıkadım. Tertemiz yaptım. Bak gördünüz mü? Alın işte yeni bir beton. Bunu ilk sefer Türkiye'de ben yapıyorum. Sizlere gösteriyorum. Yeni bir proje, yeni bir hayat. Böyle temizledim. Gördün mü evi? Ne kadar güzel temizledim ya. Kamerayı gene açtım. Bakınız ön tarafı da bitirdim. Çok güzel temizledim ya. Bitirdim. Şu kısma geldim arkadaşlar. Size şu kısmı da gösteriyorum. Bakınız burası tertemiz. İşte burada kaldım. Buradan yukarı devam edeceğim böyle. Şu lekeleri size göstermek için kamerayı açtım. Gördünüz mü? Yani bundan sonra İdris Usta bitiyor. Özgürüm, özgürüm. Yani evet. Onun için diyorum ki... Yani özgürüm, yani ben de kaçıyorum. Beni göt üstü yere oturtturdunuz. Bakınız bunlar da Rus. Ruslar geldi, bunlarla konuşuyorum.
Antalya'ya gitmiş bu adam. Evet, öğrenmiş. Abicim görüyorsunuz mu? Adamlar nereye geliyor? Türkçe öğrenmişler, Türkçe. Ben işte gidiyor. Şu adama bir tokat attım, ödümü patlattı. Akşam önüme çıktı, altımı işedim ya. Vallahi dedim, manyak herif dedim. İki tokat patlattım şu adama ya. Elinde nacak vardı, beni kesecekti şu. Eski mayalı Kızılderili, eski siyah adamlar vardı ya. Beyaz adamların kafalarını bunlar kesiyordu. Ödümü patlattı. Elindeki nacağı aldım. Ulan dedim, öküz dedim. Korkmaya başladım. Bu adam bana pis baktı. İki tekme de ona attım. Altımı işedim. Ha, Türkçe biliyor musun sen? Aha, beyaz insanların kafalarını kesme. Pisemek dedim, sıtı git dedim ona. Beyaz insanlara ne pis bakıyorsun? Elindeki nacağı aldım, amcık ağızlığı. Buna iki tokat attım, bir tekme attım. İşte mayalı bunlar. Ödüm patlar, bunlar karşına çıkınca korkudan işemeye başlarsın. Keser seni vallahi, kafanı keser bunlar. Bir numara, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, inanamayacaksınız. Yani eski insanlar... Şöyle. Şimdi mesela diyeceksin ki İdris Usta, işimi kuramıyorum, karı bulamıyorum, evimi alamıyorum, araba alamıyorum, para yapamıyorum, kendi işimi başlatamıyorum, Amerika'da, Fransa'da yaşayamıyorum. Bak bana, bu senin telefonun. Gördün mü? Bak mesajların burada. Herkesin mesajı burada arkadaşlar. Gördün mü? Bak hepinizi seviyorum, saygıyla selamlıyorum, hepinizi okuyorum, cevap veremiyorum, kızmayın. Burada bana yazabilirsiniz. Ne sorunun, ne derdin var? Zengin karı mı bulmak istiyorsun? Zengin koca mı bulmak istiyorsun? Ne bulmak istiyorsun? İdris Usta, işimi başlatmak istiyorum, güzel yaşamak istiyorum, hayatımı kurmak istiyorum, yeniden krallığımı ilan etmek istiyorum. Hemen bana yaz bu WhatsApp'ıma, telefonumu biliyorsun. Bu hocaya gideceğim 1,5 ay sonra, ben de bundan bir duman isteyeceğim. Televizyona, gazeteye çıkmam için ben de buna gideceğim, biraz yalvaracağım bu hoca. Benim İdris Usta'nızın hocası bu. Eğer bir siparişim varsa bu hocaya söyleyeceğim, iyi dinleyin, bakın. Başla lan pezevenk. 1500 sene önce yaşayan Mayalıların hocasıyla karşılaştırıyorum sizi. Yani bana dedi ki İdris Usta dedi, sorunları olan dedi, hayatında iş kuramayan dedi, hastalıklarla uğraşan dedi, belalarla uğraşan dedi, hapishaneden çıkan dedi, bilmem neler dedi, bana gelsin dedi. Uğurlu duman yapıyor böyle. Yemin ediyorum sana, kelebek gibi uçuyorsun. Hayata yeni geliyorsun, yeni. Onu demek istedim. İşte hocamızı size tanıtıyoruz. Mayaların bir numaralı ya hocası. Ya çocuğum ha. Çocuğum ama ha. Sizlerin nelerle, kimlerle tanıştıracak? Vallahi inanamayacaksınız. Thank you. Batin, kokin. Adam bana öğretti dilini. İşte hoca bu. Bu hoca seni dünyaya getirecek, yepyeni milyoner dolar yapacak, kendi işini başlatacaksın. Ne istersen iste, iste hocam bu, gerçek hocam. Seni yola getirecek hocam, sana duman yol atacak. Bütün uğursuzlarını, bok sineklerini üzerinden alacak. İdris Usta'nız çalışıyor, devam ediyor, işlere devam. Bir işini yap, patronun yok, amirin yok. Yani ne zaman işi bitirirsem o zaman... İdris Usta'nız tatilde gene. Gördünüz mü İdris Usta'nızı? Yani her şey senin elinde. Neyse şu kameramı koyayım. Size biraz da ön taraftan göstereyim. Evet arkadaşlar, şu Meksikalı dansını göstereyim size. İşte Meksikalıların halk dansları bunlar. Çok güzel dans etti. Bunların da çoğu evde kalmış. İdris Usta diyor bize bir koca bul diyor. Meksika'ya gelsinler diyor. Meksika'da da koca kalmamış. Evet arkadaşlar, sakın üzülmeyin, kendi işinizle başlatın oğlum, bizden başka dostumuz yok, sen ve ben. İdris Usta senin için geldi, gerçek hayatı sana söylüyorum, anlatıyorum. Ben senim, sen bensin, bizi tanıyan yok, bizi duyan yok. Sesimizi duyuralım, işsizliğin önüne geçelim. Hurricane'den çıkalım, Fırtınalı'dan çıkalım. Kendi işimizi yapalım, bok gibi para yapalım. Onu anlatmaya, göstermeye çalıştım, göt üstü yere oturdum, hiçbir gazete, televizyon benden bahsetmedi. Etrafında hiç kimseyi göremeyeceksin. Ne akraban olacak, ne arkadaşın, ne dostun olacak. Her şeyi kaybetmiş olabilirsin. Sakın ama üzülme. Bir fırtınaya takılmış olabilirsin. Bir hurricane'e takılmış olabilirsin. Yemin ediyorum sana, her düşüşünde, her yıkılışında senin için yepyeni bir hayat doğar. İnancını yitirmeyeceksin. Elini açacaksın, kalbini, cebini açacaksın, inan kelebek gibi daldan dala olacaksın. Sakın ola yapamam, edemem deme.
Her şey senin elinde, yapabilirsin. Vallahi yaparsın, yemin sana. İdris Usta neler... Ben yaptım, sen de yaparsın. Ben düştüm, kalktım, sen de kalkarsın. İsyanla uğraşıyorsun. Dans etme zamanı, kendine gelme zamanı. Vallahi yaparsın. Kendine, hayat güzel bir şey. Yaşamak güzel, dans etmek güzel. Dans etmek güzel bir şey. Onun için mutlu olmayı öğreneceksin. Her şey senin elinde. Onu demek istedim. Demek istiyorum arkadaşlar. Meksika'ya hoş geldin. Hoş geldin. Welcome to Mexico. Sizler için geldim ben, hayranlarım. Sizleri kaldırmak için geldim. İdris Usta'nızı tanıtın. Tanıtın beni medyaya. Tanıtın beni gazeteye. Tanıtın beni Türkiye'ye. Vallahi hep beraber çağ atlayacağız. Hep beraber dans edeceğiz. İdris Usta'nız gene düştü kalktı. Gene işini başlattı. Çılgınlar gibi gene oynuyor. Düşen kalkan İdris Usta'nız en güzel barlarda kadına kafasına şapka koyuyor. Beş ver diyor bana. Dans edeyim diyorum. Yaşam güzel, hayat güzel. Eğlenmek güzel, üzülme. Vallahi yaparsın. Seni kaldırmaya geldim. Sana gerçek hayatı göstermeye geldim. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Yemin ediyorum sana yok. Bak bana, baktım sana. İşte ben Türkiye'nin, Karadeniz'in bir numaralı ustası geliyor. Bırakma beni. Bir gün kalktığında yepyeni bir hayat başlayabilirsin. Vallahi başlarsın. Şu hocaya git konuş. Sana duman yollayacak. Kendi hayatımı değiştirmek istiyorum. Evet, değiştirebilirsin arkadaşlar. Artık ağlamalara, sızlamalara, kırmalara, dökmelere, bilmem nelere hepsine paydos edeceksin. Kendine yepyeni bir hayat başlatabilirsin. Size onu göstermeye çalıştım. Onu... Bunu ilk sefer ben size gösteriyorum arkadaşlar. Gemiden kaçan işsizlik yüzünden... İdris Usta'nız kendi işini başlattı. Hurrikenlerden çıktım, yağmurdan çıktım, fırtınadan çıktım, rüzgardan çıktım. Herkese bir tükürük attım. Gene dans ediyorum. Gene kafayı değiştirdim. Gene işimi başlattım. Yemin ediyorum sana, ufak düşünme, büyük düşün. Gerçek usta, gerçek hayat tecrübesi olan usta sizler için geldi. Sizlere neler gösteriyorum, neler anlatıyorum. Ustanızı bırakmayın. Ustanızı medyaya çıkartın. Televizyona çıkartın. Radyoyu çıkartın. Ustam geri gel. YouTube'e geri dönün. Ustam YouTube'a geri dön. Güzel, onu sizlere göstermek istedim. İnşallah başka bir programda İdris Usta size öyle şeyler gösterecek ki yemin ediyorum sana, artık gideceğin iskeleye tekme vuracaksın. Kendine yepyeni bir sayfa açacaksın. Korkmayacaksın artık. Kahveye gitme, bilmem nelere gitme, dolaşma işi bitti. Yaşama işi başladı, yaşama. Bu kadeyi sizin şerefinize kaldırıyorum. İnşallah bundan sonraki hayatınızda yepyeni bir sayfa açarsınız. Kelebek gibi uçarsınız. Hoşça kalın arkadaşlar, hoşça kalın. Gerçek usta, hayat tecrübesi olan usta, ustanız İdris Usta, Türkiye'nin, Karadeniz'in bir numaralı ustası. Usta hepinizi seviyor. Usta gitmek zorunda, gitmek zorundayım. 2017'de yokum. Hoşça kalın, hoşça kalın.